Nişan dediniz oluyor. Benden daha ne istiyorsunuz ya? Nişanın sahibi sensin Halil. Ben değilim Sabiha. Bu nişan sizin. İstediğinizi yapın. Sen ne diyorsun baba? Ben nişana gelmiyorum. Halil, olur mu öyle şey? Olur. Halil Güneşli kızının nişanına gelmeyeceğim. İşte bu kadar. Günaydın kızım. Günaydın anne. Ben de seni uyandırmaya geldim. Kalk hadi. Bugün çok işimiz var biliyorsun. Üf, tamam anne. Biraz kendime geleyim ne olur. Neyin var senin? Niye o güzel yüzünü astın? Bilmiyorum anne. Hala içimde bir korku var. Babamın akşamki konuşmasını biliyorsun. Sahiden gelmez mi anne? Biricik kızının nişanına gelir. Babanın huyunu biliyorsun. Kapris yapıyor. Böyle gereksiz şeylerle mutluluğunu bozma. Hadi kalk artık hadi. Peki anne. Ay. Acele edelim. Hanım abisi aldıracak. Biliyorum anne. Babam uyuyacak mı böyle? Bugün uyunur mu hiç? Sen uyandır onu. Baba. Ne olur kendini tut da bir terslik yapma. Nişanım tatsız olmasın. Uf. Halil. Hı? Halil. Yarın nişan yapıyoruz. Nerede olacak? Ne giyeceğiz? Neler yapacağız? Söylesene. Amma konuştunuz be. Ben o söylediklerinle uğraşamam. Hanım Adem'in o lanet kadınla konuş. Hadi beni rahat bırak hadi. İlla ki aksilik yapacak. Nişana kimleri çağıracağız anne? Liste bile yapmadık daha. Ne listesi kızım? Çağıracak kaç kişimiz var ki? Asıl kimin nişanda olmasını isterdim biliyor musun? Avukat Bey. Keşke Lamia da aramızda olsaydı. Keşke yaşasaydı bu günleri görseydi. Ben onun öldüğüne inanmıyorum Semiha. İçimden bir his onun hayatta olduğunu söylüyor. Bir gün karşımızda göreceğiz onu eminim. Aman anne yavaş duyacak şimdi. Hadise çıkacak yine. Ulan şimdi başlayacağım Lamia'nıza be. O uğursuzları ne konuşuyorsunuz burada ya? Tamam Halil tamam. Tamam. Onların ikisi de öldü be. Yok onlar hayat. Yok artık. Sus. Şşt, konuşma. Tamam. Günaydın avukat bey. Günaydın. Gel otur bakalım. Sabah otelden çok erken ayrıldığınızı söylediler avukat bey. Evet akşam uyuyamadım. Otelde beklemektense biraz sokakta da dolaşıp buraya gelmeyi tercih ettim. Kızı bulabildiler mi avukat bey? Polis kızı alan ailenin adresini tespit etmiş. Ancak evde kimse yok. Bu ailenin Bursa yakınlarında çiftlikleri varmış. Polis bu çiftliği bulmaya çalışıyor. Belki de kızı yurt dışına götürmüş bile olabilirler. İnşallah aradığımız kız Lamia çıkar. Sanırım doğru yüz üzerindeyiz. Ben de polisin bu kızla ilgili tutulmuş zabıtlarını okuyordum. Ayşe adını taktıkları bu kız bir trafik kazası geçirmiş... Ve kazadan sonra bir çöplüğe atılarak ölüme terk edilmiş. İstanbul'da Lamia'nın kaza geçirdiğini biliyoruz ama burası Bursa. Buradaki doktor raporuna göre bu zavallı kız ölüme terk edilmeden en az 10 gün evvel kaza geçirmiş. Yani kız hastaneye götürülmemiş. Herhalde durumu kötüye gitti diye çöplüğe atmış olabilirler insafsızlar. Bu durumda bu kızın Lamia olma ihtimali çok yüksek. Evet. Duygularım Lamia'nın izini bulduğumuzu söylüyor. Şayet böyleyse Halil'i çok büyük bir sürpriz bekliyor. Bu durumda o uyuşsuz adam aksilik yapmadı mı hiç? Yapmaz olur mu? Kaç gündür karısına kızına dünyayı dar etti. İstemem diye tutturdu. Ya Allah'tan devreye hanım ağa girdi de razı etti Halil'i. O da kim?
Adı üstünde işte. Aa, nüfuslu kadın. Sabriye gitti, kadının kulağına fısıldadı. O da kulağını çekip uzattı Halil'i. Ya, böylece nişan işi oldu. Tamam, dedikodu da kadınlar senin eline su dökemezler. Ya. Ya biz bize konuşuyoruz abla. Aynı mahallenin insanlarıyız şurada. Hemen hadi. Tamam. Hadi. Ben hazırım anne. İyi kızım. Bu durumda her şeyi hanım ağa yapacak. Şşt, öyle görünüyor. Böylesi daha iyi. İşe karışırsa her şeyi berbat eder. Ya iyi de anne. Cebimizde 5 kuruş yok. Biraz para verseydin. Tamam, alırız kızım. Eminim para vermemek için uyuyordu. Günaydın Sabriye. Günaydın. Hayırlı sabahlar. Sağ ol sana. Sizi kaçta almaya geleceklerdi? Bilmiyoruz. Dur sana örtülerini vereyim. Adam kızına nişan yapacak, yayılmış uyuyor. Hem de bizim örtümüzün üstüne yapmış. Buyur ablacığım. Ayol ne acelesi vardı, sanki kaçıyorsun. Olsun canım, bir tane kaldı. Ama Halil üstünde uyuyor. Ya bu Halil yatacak mı böyle? Yani düğün günü uyuması olacak şey mi? Aman git kaldır istiyorsan Süleyman. Aman istemem, bozuk atar. Ama onu uyandırmanın bir yolu var. Neymiş o yok? Ya bizim örtümüzün üstüne yatmış. Hı, örtüyü altından alırken uyanır diyorsun. Ben söylemedim bunu tabii. Süleyman abi haklı. Uyandıracak bahane çıktı işte. Baba. Babacığım. Baba. Ne var be? Nigar ablanın örtüsünü vereceğim. Bana ne örtüden be? Ne uyandırıyorsunuz beni be? Örtünün üstünde uyuyorsun Halil. Kalk da verelim sahibine. Başlayacağım şimdi örtünüze. Koftiden bir örtü için arada al. Ödünç aldık baba, vermek zorundayız. Tamam al. Tamam, emanet, başına bir iş gelmeden. Tamam ver. Sabah mevzuya bak. Al. Ulan uykumu kaçırıyorlar be. Buyur Nigar abla. Sağ ol Sabriye. Biraz sesli konuşalım ki gene uyumasın. Ne acelesi vardı, sanki kaçıyor musunuz? Ya bir örtü için Halil'i rahatsız etmeye değer mi hiç? Olur mu canım, yırtılır filan. Çok değerlidirler. Hanım ninemden kalma. Çok eski. Tabii. 75 senelik. Ulan bir örtü muhabbetidir gidiyor be. Annemin büyük halasından kalma. Değerli örtüler. Çok hem de eski. Evet. Ne oluyor? Ne o sabah? Örtü konferansım var. Bağırıyorsun. Günaydın Halil'ciğim. Günaydın. Hayırlı sabahlar. Tamam. Halil kalktın mı? Yok hayır, Halil yatıyor daha. Ulan kazık kadar Halil ortada duruyor. Uyunur mu? Böyle mi uyuyacağım ulan? Bu örtüler uyutur mu insanı hiç? Ulan ne kıymetli örtülermiş bunlar be. Tarihi eser be. Tabii onlar değerlidirler. Aile yadigarı onlar bizim. Ya tam 75 senelik. Ya biliyoruz, ananın anasından kalmış tarihi bir eser değil mi? Ver bakayım şunu bana. Versene. Bu tarihi eser değil mi? Evet. Güzel. Halil ne yapıyorsun? Bırak lan. Bu tarihi esere bak şimdi bak. Bak şimdi ne oluyor bu tarihi esere. Bak şimdi. Tarihi esere. Al bakayım sana. Yapma. Al tarihi esere. Halil ne yapıyorsun? Gördün mü tarihi eseri şimdi? Bak ne oldu burada şimdi? Pas. Ne var lan? Merhaba Halil Güneşli. Merhaba. Sana bir şey söyleyeyim mi? Sen hiç tarihi eser üstünde tepindin mi? Bak altında tarihi eser var, üstünde sen. Hadi beraber çıkalım yapalım ya, ha. Hadi pas yapalım. Sen bunun da gene Halil. Hoş geldiniz abiler. Ay hoş geldin, sefalar getirdiniz. Gününüz hayırlı olsun. Hanımam yengeyi bekliyor, onu almaya geldik. Biz hazırız, paltolarımızı giyelim Semiha. Olur anne. Hadi. Gene yakışıklılığın üstünde. Evet, ben her zaman böyleyim. Halil'in yakışıklı olduğunu nerede gördünüz? Sinemada. Sinemadan biliyorlar. İstersen gel sana da göstereyim sinemada nasıl yakışıklı olduğunu. Ay. Ay hanım ağaya hürmetler, selam ve sevgiler. Ne lan? Ağaya hürmetler, saygılar. Kaybol lan. Yağcılar da inecek var. Sanki hanım ağayı tanıyor. Hanım ağaya hürmetler. Abiler kusura bakmayın, dışarıda kaldınız. Soğuk hava, buyurun bir çay içireyim size. Gerek yok. Soğuktan donacaksın. Buyur. Sen gir içeri. Biz arabada bekleriz. Nişanda görüşeceğiz, tamam mı? Hadi. Merak etme, gelirim. Hadi. Hanım ağanın itleri.
Ya akraba olduk bunlarla be. Peşimden ayrılmıyorlar. Hanım ağanın itleri ne olacak? Halil sen gelmiyor musun? Ben ne yapacağım kadınların içinde be? Bir takım elbise alman gerekmez mi baba? Niyeymiş o? Nişana bu halde mi geleceksin Halil? Nişana falan gelmiyorum. Ne demek istiyorsun baba? Ya kaç defa söyledim be? Son kez söylüyorum. Ben nişana gelmiyorum işte o kadar. Buyurun. Nişanı çok istediniz. Alın yapın. Başınız göğe erişsin. Baba. Ne var lan baba baba baba? Tamam. Şimdi bunun münakaşasını yapmayalım. Dışarıda insanlar bizi bekliyor. Hadi güle güle hadi. Böyle 5 kuruş parasız mı göndereceksin bizi? Ya paraya ne gerek var? Her şeyi hanıma yapmıyor mu? Bütün masrafları o karşılıyor. O versin parasını. Su içmek istesek onu da hanım ağadan mı isteyeceğiz? Evet hanım ağadan iste 2 bardak parası versin su parasını. Bize biraz para yok, ver. Para yok, 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 hadi. Halil. Sabah sabah. Al. Hadi aş. Halil bu neye yetişir? Kaç şişe su içeceksiniz lan? İşte 2 bardak su parası. Tamam hadi o kadar. Sinan'a hediye alacağız baba. Alma 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 alma. Bizim de kız tarafı olarak bohça yapmamız lazım. Bohçanız batsın ulan. Ulan bohçanın içinde gidesiniz inşallah be. Ulan dışarıda insanlar açlıktan ölüyor be. Ya bu zamana nişan yapılır mı? Halil ne? Lütfen. Ne lütfeni? Halil lütfen damadın ailesine ya, mahcup ulan, olacağız. Ulan ne damadın ailesi ulan? Boyacının ailesinden bahsediyorsun bana. Damadın ailesi yerini bire batsın. Hadi Halil. Ne deme. Baban çok cimriymiş derler. Hadi. Ulan yine beni dolduruşa getirdiniz ha. Ver parayı. Ha. Al. Tamam. Halil bu ne? Az önce sana verdiğim paradan ya, daha az verdin. Ver. Tamam verdik ya. Lan getir parayı. Lan getirin lan parayı. Hırsızlar. Lan getirin lan parayı. Lan Allah kahretsin siz lan. Ulan paramı aldınız. Param gitti. Ulan paramı getirirsiniz. Ulan o nişan için harcayacağınız her kuruş haram olsun size be. Hanım ağa nişan yapıyor he. Nişan yapıyor sanki kendi kızı. Ya şuraya bak. Bir de benden para alıyorlar be. Gitti paracıklar be. Kıza bak be. Babasının eline nasıl kaptı parayı be. Ulan Semiha. Ben siz dönünce bunun hesabını sormaz mıyım be? Bir de bohça diye tutturdular. Ulan o bohça kafanızda paralanır inşallah sizin. Ha. Halil, Halil! Ne var be? Atsana, atsana. Ne var, ne var? Ya şu Halil! Ne var? Şu gazetedeki habere bak ya. Ne olmuş? Ya Halil çok önemli. Hani şu sana gelip giden Adnan Bey vardı ya. Ne olmuş Adnan'a? Ya işte adamı vurmuşlar. Yok ya sahi mi? Al bak lan işte burada yazıyor. Adamı cezaevinde şişlemişler. Dünkü gazeteler yazıyor. Nişan davasını okuyamamıştım. Bugün gazeteleri alınca bir de baktım ki... Acaba adam ölmüş mü be? Yok ağır yaralı. Vay be. Benim kabadayı arttırmış. Ye versene gazeteyi ya. Ne ulan yedik mi gazeteyi okuyacağız hadi güle güle. Hadi ya hadi. Allah. Hadi hadi. Vay be. Benim kabadayımı kim vurmuş? İyi de nasıl olmuş bu? Şimdilik kefeni yırttık. O kadının işi mi? Hayır değil. Kendini kabadayı sanan 2 kişi vardı. Onların işi. Hanım ağadan şüphelenmiyorsun yani. Hayır. İyi ama o adamlar senden ne istediler oğlum? Oraları bilirsin baba. Bazı yerlere fazla gelir insan. Kıskançlık, çekememezlik. Öyle işte. Sen de adaletsizliğe karşı gelirsin. Ezileni korursun. Öyle olunca da koğuşa harca kesmek isteyen o eliklerin içine gelmedim ben. Öyledir işte. Bir kere başın belaya bulaştı mı her şey üst üste gelir. Öyle bir kaderi tekrar yaşayacağın ölsem aklıma gelmez. İyi bir avukat sizi serbest bırakabilir mi Adnan Bey? Hiç sanmıyorum. Bütün deliller aleyhime. Mahkeme beni bırakmaz. Hemen kurtulmalıyım buradan. Sakın benim aklıma geleni söyleme Adnan. Buna mecburum baba. Neye mecbursunuz Adnan Bey? Adnan kaçmayı düşünüyor kızım. Kaçmak mı? Ama kaçarsanız? Kanun kaçağı olacağımı biliyorum. Buna mecburum.
Annem sakın böyle bir şey yapma. Kendimi temize çıkartmanın başka yolu yok baba. Biliyorum, sadece polis peşimde olmayacak. Hanıma da köpeklerini salacak üstüne. Beni avlamak için tuzaklar kuracaklar. Ama o hapishaneye dönemem artık. Hanım ağam geldik. Gelsinler bakalım. Hoş geldiniz Sabriye Hanım. Hoş bulduk efendim. Öpeyim hanıma. Al. Kız o kadar yaşlandı mı ben ha? Halil bana geldiğini anlamadı değil mi? Hayır hanım ağam, farkında aman değil. Aman aman. O zaman evde bir problem yok yani. Şimdilik her şey sakin. Ama Halil'i tanırsınız. Muhakkak bir fırtına estirir. Boş geç. Halil'i unutup işimize bakalım biz ha. Hadi gel. Gelin bakalım. Gelin. Şuradan biraz daha almak lazım. İşte geldiler Makbule. Hoş geldiniz. Sizi bekliyordum. Hoş bulduk. Merhaba. Bu benim manevi kızım Semiha. Bu da annesi. Evet. Hoş geldiniz. Hemen mantolarınızı çıkartıyorsunuz ve Makbule işe başlıyor. Tamam mı? Bak şimdi. Bu çok güzel ikanımı tepeden tırnağa değiştireceksin. Tamam mı? Bütün düşmanlar çatlasın. Bana da mı elbise yapılacak? Tabii ya. O gecenin en şık bayanı Semiha'dan sonra sen olmalısın. Halil ne der ki? Ne diyecek? Her koca gibi biraz kıskanacak ama sonra unutacak. Boş versen, aldırma ona. Bana bak, geldiğinden beri suratın asık senin. Neden güzel kızım? Bana bak, bu mutlu günler zor yakalanır, biraz tadını çıkar. Babam nişana gelmeyeceğini söylüyor. Halil mi söylüyor bunu? Evet, kapris yapıyor işte. Ya söylediğini yaparsa anne? Böyle bir şey olmaz. Olmamalı. Nişanı kabul eden baba buraya gelecek. Ha? Başka bir yolu yok. Sen rahat et Semiha. Gel kızım, üstüne bir şeyle ayarlayalım senin canı. Şuna bak. Örtülerimin katili çıktı işte. Nereye Halil? Pes vallahi. Kızı nişanlanıyor, umurunda değil. Pes ya. Ulan bugünlerde amma kalabalık yaşamaya başladım ben. Ulan herkes tepemde. Herkes aile konularında uzman. Komşular bohça diye tutturur. Semiha paraları götürür. Ulan o ağa denen kadın gelir kızına nişan yapacağım diye tutturur. Şu işe bak be. Ulan şuraya bak be. O kadın yüzünden kızıma bile sahip çıkamıyorum be. Ama çıkarım. Dön bakalım. Bunu çok beğenmedim. Daha gösterişli bir şey olmalı. Sen ne dersin? İyi olur hanım ağa. Saçlarına da çiçekler falan. Masallardaki prensesler gibi olmalı benim kızım. Öyle yaparız hanım ağa. İstediğiniz telefon bağlandı. Teşekkür ederim. Konuşabilir miyim efendim? Kim bu telefondaki? Sinan hanım ağa. Sormam hata. Yüzüne renk gelmesinden damat olduğunu anlamalıydım. Hadi konuş bakalım. Sinan. Söyle canım. Şu an butikteyiz. Annemle elbise seçiyoruz. Nişanın olacağı salon da hazır. Daha yüzükleri alacağız Semiha. Burada bir iki saat daha işimiz olabilir. Bitince annemle geliriz olur mu? Tamam canım. Tamam. Evet. Gel bakalım. Güzel bir elbise değil mi? Fena değil. Ama çok açık. Çok gösterişli. Ha? Bana bak, o huysuz Halil'i delirtmeyelim. Dekoltesi daha az bir elbise sana daha iyi gider. Öyle değil mi Makbule? Sabriye Hanım kendisi seçti bunu. Yok, sen benim dediğim gibi bir elbise seç Sabriye Hanım. Doğruyu söylüyorsunuz. Bunu hiç düşünmemiştim. Boşar vallahi beni o Halil. Ama aslında belalı kocandan kurtulmuş olurdum. Fena mı? O Halil de kuru kafasına kalırdı. Ama o gece hepinizin çok mutlu olmasını istiyorum. O yüzden hiçbir aksilik olmamalı. Sen benim dediğim gibi bir elbise seç, tamam mı Makbule? Al kardeş, sağ ol. Tuvalete gitmek istiyorum. Gidelim. Kapı açık kalsın Adnan Bey. Tamam.
katta filan olmalıyım. Burası dördüncü kat mı? Evet. Ya, nihayet be, çık çık bitmiyor ya. Şikayet edeceğini asansörle çıksaydın ya sen de. Ha, işe bak, hemşireye bak be. Şşt, bana bak, sen hemşire olacağına gidip de artistlik yapsan neredeyse dövecekti be. Ya kardeş, bir arkadaş vardı buraya yatırılmış, 43 numaraydı. Burada galiba. Ah, Adnan Bey, ben de sizi arıyordum. Buyurun. Durun. Buyurun geçin. Adnan Bey ama kıymetlisin ha. Başbakanlığa giriyorsun sanki. Her tarafımızı aradılar. Gelmene sevindim Halil. Bu sabah gazetelerden öğrendim haberi. Sormama pek gerek yok. Görüyorum ama yine de adettendir. Nasılsın? İyi misin? Gördüğün gibiyim işte. Adnan Bey, bu kahveliği kim yaptı sana be? Ah, ben orada olacaktım ki. Ah. Tuvalete giderken tuzak kurdular. İki kişiydiler. Biri arkadan tuttu, öteki önden şişledi. Bu işler zaten hep tuvalette olur. Bir zamanlar birini şişlemek için hapishanede beni de kullanmışlardı. Kale şeriflere bak be. Bu o hanım ağa denen kadının işi olmalı. Hayır, onun işi değil bu. Adnan Bey, yanılıyorsun. Bu onun işidir. O akrebin huyunu çok iyi bilirim ben. Çaktırmadan gelip sinsi sinsi sokar insanı. O kadından her türlü bela beklenir. Bakıyorum kızgınsın hanım ağaya. Hem de nasıl? Kadını elime geçirsem bir kaşık suda boğarım onu be. Seninle ne alıp veremediği var? Ne yok ki. Kadın her dakika evimin içinde. Biraz daha ısrar etsem koynuma girecek, sabaha kadar beraber yatacağız. Her neyse boş ver. O kadın yaramazın teki. Herkesin ocağına incir dikiyor be. Evet. Bakalım beğenecek misin senin için ayrılan salonu? Gelin. Şu taraf galiba. Tamam. Açar mısınız çocuklar? Balo salonumuz burası hanım. Anne, şuranın güzelliğine bakar mısın? Harika bir yer burası. En büyük salonunuz bu mu kızım? Evet hanım. Şayet beğenmedinizse diğer otelimizi de açabiliriz size. Yok hayır, benim için çok güzel. Ama bir de nişanlanacak kızımıza soralım. Evet. Buraya ne dersin Semiha? Ne diyeceğimi ha? Şaşırdım. Adeta dilim tutuldu hanıma. Çok beğendik hanıma. İyi, güzel. Evet, nişan burada yapılıyor. Şimdi, her tarafı çiçeklerle süsleyin. Hı? Balonlar, konfetiler. Hı. Adeta rüya gibi bir nişan olmasını istiyorum. Siz emredin yeter hanıma. Ramazan da bittiğine göre her çeşit içki olmalı. Hiç merak etmeyin hanıma. Peki. Anne, bana bir çimdik atsana. Bütün bunlar rüya değil mi? Hayır kızım, bu bir rüya değil, gerçek. Bakalım babam ne yapacak bunları görünce. Gene hanıma ayı tenkit edecek bir şey bulur, sen merak etme. Adnan Bey. Hı? Şu beladan kurtar kendini. Birlikte hanıma ayı bir iş edelim ki Allah alsın boyunun ölçüsünü bizden ha. Burnundan fitil fitil getirelim be. Çekelim tabancayı. Boşaltalım mermileri. Tak 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 tak. Halil, benim o kadınla bir derdim yok. Daha doğrusu kimseyle yok. Ben silahı çoktan bıraktım. Yani ununu eledin, eleğini duvara astın ha? Öyle diyelim. Yapma ya. Emekli kabadayı oldun yani ha? Demek emekli kabadayı oldum ha? Öyle olsun. Hani hanıma hayatını birlikte bildirecektik? Bak, sana bir tavsiyem var. Böyle boyundan büyük laflar etme. Sonra kadının kulağına falan gider. Başın derde girer. Tehlikelidir bilirsin. Her tarafı tehlike olsa ne yazar ya. Bana sökmez Adnan Bey. Halil, doğru söyle bana. Senin hanıma adam bir kuyruk acın mı var? Yok canım.
Nereden çıktı o? Buraya geldiğinden beri hanımayla uğraşıp durdun da. Sana yaptıklarına gıcığım da ondan. Sen beni düşünme. Başımın çaresine bakarım ben. Biz seninle eskiden düşman gibiydik. Hey abi, abi, canım abim. Tutun baba, tutun baba. Tutun baba. Artık bir yalan daha istemiyorum. Haklısın abiciğim. Kızı alamazsan ne olacaktın? Böcek olacaktım abiciğim. Tamam. Sen bir böceksin. Böcekler ezilirken ne sesi gelir? Çıt. Çıt. Ne oldu da? Tamam beyler, bu kadar yeter. Tamam, gidiyorum. Senin bu kapıdaki polisler de her şeye karışıyor Adnan Bey. Geçmiş olsun. Geldiğin için sağ ol. Bir sıkıntın olursa beni ara Adnan Bey. Ben hep senin yanındayım. Sen benim kızımın hayatını kurtardın. Sağ ol. Sen de sağ ol. Kabadayı bozuntusu lan. Üstüne bir de emekli oldu be. Yok, iki kişiyi saydırmış. Tak 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 tak. Sonra silahı bırakmış. Kendi gölgenden korkuyorsun be. On, üç, çök, çök. Vay. Aa, komiserim. Ya senin ağzından hiç güzel laf çıkmaz mı Halil Güneş'ti? Komiserim, hani senden başkası bana çarpacak. Ben ona çüş diyeceğim. Sonra ben onun... Ufak atla civcivler de yesin. Her yerde karşıma çıkmak zorunda mısın sen? Adnan Bey'i şöyle bir ziyaret edeyim dedim komiserim. Ha, dost dediğin kara günde insanın yanında olanıdır ha? Aynen öyle komiserim. Sen şimdi komisersin değil mi? Hı, evet. Şüphen mi var? Yok, şüphem yok. Sen böyle lafa başladığına göre mutlaka bir derdin var demektir. Var tabii ya. Şu hanım ağa denen şeytan kadını niye içeri atmıyorsun? At kadını içeri, zindanlarda çürüsün be. Belli ki şimdi de hanım ağaya takmışsın. Hayırdır? En yakın arkadaşımı şişletti. Adam ölüyormuş neredeyse be. Ama Adnan bu işi başkalarının yaptığını söylüyor. Hep aramızda hanım ağanın işi bu ha. Sen bundan emin ol, o kadını tutuklat komiserim. Baş üstüne Halil. Sen emrettin diye hemen tutuklarım onu. Öpeyim. Öperim seni. Komiser, ne zaman emekli oluyorsun sen? Senin pardesünü saklıyorum ha. Tamam tamam, yakında sakla sakla. Ha, eyvallah. Ha, bana bak Halil Güneşli. Boyundan büyük işlere kalkışma, tamam mı? Bana bak Halil Güneşli. Boyundan büyük işlere kalkışma, tamam mı? Ulan herkes de benim boyuma taktı be. Ne varmış benim boyumda? Ulan ben herkesten uzunum be. Komiser de yan çizdi ha. Ama ahtım olsun, şu hanım ağa denen kadının kuyusunu kazmaz mıyım ben? Komiser, seni burada bekleyeceğim, gitmiyorum. Buradan ayrılmıyorsun komiser. Bizim için önemli adamsın. Seni göz ardı edemeyiz Adnan. Birden aklıma ne geldi biliyor musun Adnan? Suçsuz olduğumu anladım. Hayır. Buradan kaçmayı planladığını düşünmeye başladım. Nereden çıktı bu komiser? Kurtulmak için başka çaren olmadığını düşünüyor olabilirsin. Sakın böyle bir cahillik yapma. Merak etme komiser. Gözlerin sözlerini doğrulamıyor. Ama yine de tedbirimi alacağım ben. Bundan böyle kapıdaki arkadaşlarımız fazlalaşıyor. Haberin olsun. Sakın kaçmayı deneme. Sorun olur. Bilmiş ol. Hayrola? Sen gitmedin mi? Kimi bekliyorsun? Sana bir şey söyleyeyim mi komiser? Söyle. Bu yukarıdaki adam var ya. Evet. Hastaneden kaçacak, haberin olsun. Öyle mi? Evet. Kim kaçıracak? Onu da söyleyeceğim. Söyle. Ben. İyi. Ne? Adnan Bey'in kaçma fikri çok tehlikeli değil mi? Bir oyun veya film sahnesi değil ki bu.
Gerçek hayattayız. Haklısın kızım. Fakat Adnan kafasına koyduğunu yapar. Ama doğrusunu istersen ben de ona hak vermiyor değilim. Göz göre göre hayatını yok edecek. Ya içeride kalırsa? Sonuç değişik mi olacak? İşte yaşananlar. Adnan şu durumda haklı. Bana yapacak tek şey düşüyor, ona yardım etmek. Yani kaçmasına yardım edeceksiniz. Tek başına başaramaz ki kızım. Yardım şart. Yanlış yapıyorsunuz. Her şey en ince ayrıntısına kadar tamam. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Hiçbir şey söyleme Sabriye Hanım. Ben artık Semih Hanım manevi annesiyim. Beni çok mutlu ettiniz. Sizi öpebilir miyim? Canım benim, tabii yavrum. Sizin bu yaptığınızı unutmak imkansız. Şayet Halil'le kalsaydık. Aman 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 aman, bırak şu tatsız kocanı. Biz kadın kadına daha iyi işler yaptık. Anne, Sinan geldi. Sinan, her şey hazır. Nişanımız burada olacak. Ne kadar güzel bir yermiş burası. Hanımam, Sinan bu işte. Merhaba oğlum. Merhaba efendim. Halil Bey'i siz razı ettiniz, biliyorum. Semiha ve kendi adıma size çok teşekkür ederim efendim. Rica ederim oğlum. Sizin gibi gençleri mutlu görmek benim hoşuma gider. Anne, Sinan'ın ailesi bizi bekliyor. Yüzük almamız lazım. Sen git kızım, evde buluşuruz. Olur anne. Müsaadenizle efendim. Güle güle oğlum. Hı-hı. Güle güle. Semiha, sakın geç kalma. Olur anneciğim. Olur anne. Şunların haline bak Sabriye Hanım. Kelebekler gibi uçuyorlar. Şöyle geçelim. Mutlular, her hallerinden belli. Yetiştir, büyüt. Sonra böyle koşa koşa gidiyorlar işte. Tabiat kanunu bu. Bir gün gelir kuş yuvadan uçar gider. Ama sana bir şey söyleyeyim mi Sabriye Hanım? Bu Sinan iyi birine benziyor. Bu işlerde pek aldanmam. Keşke Halil de gönül rızasıyla verseydi şu kızı. Daha çok mutlu olacaklardı. Ona da hak vermek lazım. Ne de olsa kız babası. Kendi canını ele veriyor. Kıyamıyordur. Onun da içi yanıyordur. Bakma sen. Size yiyecek bir şeyler aldım avukat bey. Yiyecek halim yok. Ofiste kapalı kaldı efendim. Ya doğru. Sen İstanbul'a dönsen iyi olacak. Yarın duruşman var. Bir mazeret dilekçesi hazırla. 3. asli ceza kalemine ver. Siz burada bekleyecek misiniz avukat bey? Sonuç alınmadan dönmeyeceğim. Polisler bu kızı ve ailesini mutlaka bulacaktır. Size iyi haberlerim var avukat bey. Kızın izini buldunuz mu? Çiftliği tespit ettik. Sanırım aile de orada. Ama fırtına ve yağış yüzünden telefon bağlantısı sağlayamıyoruz. Şimdi bir ekip çıkartacağım. Ben de gelmek istiyorum komiser bey. Siz bilirsiniz. Ama bu hava şartlarında burada bekleseniz... Bu konuda ısrarcıyım. Olur, nasıl isterseniz. Ekip hazırlanıyor. Size haber veririz avukat bey. Sabriye! Sabriye! Sabriye neredesin? Açsanıza be! Sağır mı oldun? Sabriye! Ulan açsın lan şu kapıyı. Kör olsunca kapıyı kırdı. Bizimkiler hala dönmediler ya, öfkelendi beyim. Ya hazırlıkları var. Nişan, bayram, hepsi bir araya geldi. Halil dinler mi böyle şeyleri? Bu akşam kesin hadise çıkartacak. Yalnız bırakmayalım da hadise çıkarmasın. Evet. Akşam oldu, hala ortada yoklar be. Halil, kaptırırsan kendini böyle olur işte. Bak, istedikleri yere gidiyorlar artık. Halil. Saat kaç? Bak, akşam oldu. Neredesiniz? Yamandınız o hanım ağa denen bu... Ne dedin Halil? Şey dedim, yani Boncuk Hanımefendi'ye yamandınız diyorum. Allah Boncuk Hanımefendi'yi... Başımızdan eksik etmesin hanım ağayı demek istiyorum yani. Teşekkür ederim, sağ olun. Yarın sabah yine geliyoruz. İyi akşamlar. Hayırlı akşamlar yenge. İyi akşamlar, iyi akşamlar. İyi akşamlar Halil. Yine görüşürüz. İnşallah. Teşekkür ederim, sağ olun. Allah razı olsun sizden. Allah cezanızı versin sizin be. Hanım ağanın itleri. Yapma Halil. Seninki nankörlük. Hanım ağa bize yardım ne ediyor. Ne yardımı lan? Ne yardımı? Ne yardımı?
Ne bunlar ne? Sinan'a bohça için. Başlayacağım. Bohçanın içinde gidersiniz inşallah. Parayı bitirdiniz değil mi? Hepsini harcadınız. Yok, ver parayı, Halil. Ver. Her şeyi hanıma aldı. Tamam. Ver, bütün iyi para burada. İşine tabii alacak. Halil, mecbur mu bu kadın yardım etmeye bize? Mecbur mu? Mecbur. Hamama giren terler. Mecbur mu diye soruyor bir de bana. Anne ben geldim. Hoş geldin kızım. Neredesin kız sen? Ya ne yapabilirim? Baba yüzük almaya gittik Sinan'la. Aman iyi. İyi halt ettin. Aa bu nerede anne? Bak. Babanın smokini. Nasıl güzel mi? Aa çok güzel. Anne bak bunlar da yüzükler. Ver. Çok güzel. Ver çok... onları bana. Ver onları. Ver onları bana. Bak şimdi bunları Halil, ne yapacağım? Halil ne yapıyorsun? Şimdi bunları ne Halil, yapacağım? Halil ne yapıyorsun? Bırak. Baba. Karışma. Halil bıraksana şunları. Halil ne yapıyorsun ya? Bak şimdi bunları ne yapacağım Halil, çıldırdın mı sen? Halil ne yapıyorsun? Bunları evde istemiyorum tamam mı? Bunları evimde istemiyorum. Sen niye böyle yapıyorsun? Ya yüzükler kayboldu. Ne oluyor orada ya? Yüzükler kayboldu ya. Ne oldu Semiha ne oldu? Ya babam her şeyi attı. Yüzükler kayboldu. İşte böyle. Ulan Halil'le uğraştınız işte gördünüz sonunuzu. Ulan bir gün siz de bulacaksınız kendinizi kapının önünde be. Allah bana bak Halil. Ne var be? Ne var? Yaptıkların bardağı taşırdı artık. Yok ya. Evet. Acımasız herifin tekisin. Gaddarlığını, acımasızlığını bir kenara bırak. Yoksa şimdi seni hanım ağaya haber verir, seni bacaklarından dışarıdaki ağaca astırırım. Anladın mı beni? Sabriye bak be. Halil Güneşli'nin karısı Sabriye. Tehdit ediyor ha. Ulan hanım ağaya haber vereceksin. Hanım ağa da beni bacaklarından ağaca asacak ha. Nankör. Ulan sana yaptıklarım gözüne dizine dursun lan. Tabii beste kargayı oysun gözünü demişler. ...118'den merkeze tamam. Araç bozuldu. Dağda mahsur kaldık. Sesim geliyor mu tamam. Tekrar ediyorum. 118 merkezi arıyor. Şu işe bak. Sanki her şey haline çalışıyor. Bir bu eksikti. Allah'ın dağında araç bozuldu. Sanki bazı güçler... ...Lamia'ya ulaşmamızı engellemeye çalışıyor. Halil bu aralar çok şanslı. Ama seni bu şansla değineceğim. Konferans yapıyoruz. Çeteciler ve isyancılar. Kimsenin beni düşündüğü yok. Babaları aç mı, susuz mu? Hiçbirinin umurunda değil. Hiçbiri çamur olmamış. Bir de yüzükleri bulamasaydık. Eşek gibi parayı verip yerine koyardım. Smokin'de kıyakmış ha. Şimdi ne yapıyor acaba? Boş ver şimdi Halil'i. Biz davetlilere haber verelim. Semih'e haber vermeye başladı bile Nigar abla. Bir taraftan da ben dolaşayım. Ne gerek var? Semih'e hepsini halleder. He. Zaten gelecek kaç kişimiz var ki? Şu anda Halil ne yapıyor merak ettim. Canı çıksın. Kalsın kuru kafasına, aklı başına gelsin. Nişan diye tutturdular. İnsan kıskanıyor be. Karım Sabriye kocasına tehdit eder. Kızım hırsızlık yapar. Ben ne bahtsız adammışım be. Ne kadar kötü bir kaderim varmış benim. Allah'ım ben sana ne yaptım da bu kötü insanları benim başıma verdin. Gör Sabriye. Halil Güneşli'nin karısı. Lan gör Sabriye. Anne sen hala uyumadın mı? Dua ediyorum kızım. Bir bayram sabahını daha görecek kadar ömür verdi Allah bize. Şükrediyorum Allah'ıma. Bakalım nasıl bir bayram bekliyor bizi.
İki bayramı birlikte yaşayacağız. Babam bayramı ve nişanı bize zehir etmezse tabii. Gün geldi çattı Halil Güneşli. Hadi bakalım. Ne yapacaksın şimdi? Biricik kızının nişanına gitmemek olur mu? Gitmiyorum. Bensiz yapsınlar nişanı. Yürekleri yansın. Git Halil. O biricik kızının nişanına git. Gitme, 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 gitme. Besmeleyle çıktım yola, selam verdim sağa sola. Hayırlı bayramlar. Komşular. Al, al, dur, yavaş, yavaş, dur. Yavaş. Hayırlı bayramlar, sağ olun. Bayramınız mübarek ola. Elbisemi akşama yetiştirebilir inşallah. Kadın işini ne gibi terziye benziyor, mutlaka bitirir. Babam hala kalkmadı. Neredeyse almaya gelecekler bizi anne ya. Dargın ya bize. Naz yapacak biraz. Ben şimdi kaldırırım onu. Aa. Uyanmışsın Ali. Yok ya. Uyuyorum da ellerimi sitinmedim. Ayranıdır ayranı. Bu oruç tutanların bayramı. Nice derde devadır. 11 ayı. Ne oluyor be? Dışarıda ihtilal mi var? Halil, bugün bayram. Bu mübarek günde aksilik yapma lütfen. Bayramınız mübarek olsun. Bayram beni ilgilendirmiyor be. Ama Halil. Halil, Halil, ne Halil be? Ne bayram ulan? Şeker bayramı. E güzel. Bayram, bana ne bayramdan? Komşu. Biz her gün bayram. Halil. Başlayacağım ulan. Ne oluyor be? Bayramınız mübarek olsun efendim. Bizde bayram kutlayacak keyif mi kaldı? Bana bak, biz her gün bayram, hadi dağılın hadi. Hadi hadi hadi, güle güle. Naş. Ya bayramı iyi başladık ha. Gelenek mi durdu, başını yer inşallah. Biz pişkinliğe vuralım, gidelim gelen. Sabri ve Semiha şu günü kazasız belasız bir atlasınlar. Şu tepsiyi bırakayım mı? He, hadi. Toplamış mahallenin veletlerinde, davulcuya bak be. Halil. Ben... Bayram sabahı sinirlerim kimsenin kalbini kırma. Bayramı bırak, bırak. Öpeyim baba. Bırak, istemez, istemez. Bayram sizin. Alın hayrını görün. Yaptığınız nişan gibi alın hayrını görün be. Ali, niye böyle yapıyorsun? Anne ne yapıyor ya? Halil ne yapıyorsun? Halil şimdi Sinan'ın ailesi gelecek bayram ziyaretine. Oradan da şeye gideceğiz. Hayırlı bayramlar Sabriye. Hayırlı bayramlar Süleyman Hayırlı abi. Hayırlı bayramlar. Bilirim beni sevmezsiniz ama yine de bayramlaşmaya geldim. İyi bayramlar. Kalksana Halil. Ya baba lütfen. Ay, geldiler anne galiba, kapının önündeler. Eyvah, ne olacak şimdi? Ya Halil kalksana arkadaşım. Ya baba ne olur ya, rezil olacağız. Aman adam sırf inat, Nuh diyor, peygamber demiyor. En iyisi alıp onları otele gidelim. Doğru Sabriye. Salon hazırlanıyor deyip bahaneler uydurun. Hadi kızım sen durdur onları. Ben de damadın hediyelerini getireyim. Kızına ihanet ediyorsun Halil Güneşli. Bu yaptığın çok ayıp. 7'de otelde ol, geç kalma sakın. Hediyelerin hepsi burada Sabriye. Sağ ol ablacığım, ver bana. Biz arabaya götürürüz. Anne bize çiçek getirmişler. Ver onları. Ver bana. Halil'in smokini ne olacak? Sizde kalsın Süleyman abi. Lütfen Halil'i de alıp getirin. Geç kalmayın Süleyman abi. Sen onu bana bırak. Kolundan sürükleye sürükleye getiririm onu. Sağ olun. Hadi. Çok beklersiniz be. Halil belki gelir. Buranın
Arap dağlarına gar bastı mı soğuğu yaman olur. Köprüler yıkılır, elektrikler, telefonlar kesilir. Böyle bir yerdir burası. Doğru söylüyorsun. Arada bozulduktan sonra yürüyerek buraya gelene kadar neredeyse donacaksın. Öyle değil mi arkadaşlar? Evet, ben hala donuyorum beyefendi. Ya. Var kış kıyamette, ne işin var burada? Sen de mi polistensin? Avukatım. Ama bayram günü ne arasın buralarda avukat bey? Lamia adında küçük bir kızı arıyorum, onun peşindeyim. Bu kız için ölümü göze almışsın, evladın mı senin? Kızım sayılır. Aradım aradım, sonunda izini buldum. O çiftliğe varmanız bu hava şartlarında çok zor avukat bey. Çarem yok. Gidip bulacağım. Lame'yi bulmadan buradan dönmeyeceğim. Ya 3-4 saat sonra nişan başlayacak. Bu hala ortalarda yok. İnşallah ölüp kalmıştır da toptan kurtuluruz. Ya abla ya. Sen de gaddarlıkta Halil'i geçiyorsun bazen ha. Ben şuna bakacağım, merak ediyorum. Ya kim koydu bunu ayak altına ya? Dikkat et, kıracağım bir tarafını. Halil! 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 Ya nerede bu ya? Halil! 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 Ne o? Burada! Orada! Halil, korkuttun beni ya. Un çuvalı. Eve habersiz girmek haneye tecavüz sayılır ha. Ya merak ettim seni arkadaş. Ha, hayrola? Bu elbiseyle bir yere mi gidiyorsun? Bunlar senin nişanda giyeceğin elbiseler Halil. Benim orada işim yok. Yapma be Halil. Ya giy şunu da gidelim. Bak fiyakalı bir smokin. Çok lüks bir balo salonu. Sen şimdi giymişsin şunu. Ah, of be. Fazla kafa ütüleme. Al elbiseyi, çık dışarı un çuvalı hadi. Yapma be Halil. Yapma be arkadaşım. Tek kızım. Biricik Semiha'nı babasız mı bırakacaksın nişanında? El alem ne der sonra? Semiha'yı düşünsene. O yüzük parmağında. Ama yüreğinde babasının acısı. Un çuvalı. Sen iyi dram yapıyorsun ha. Eğer o dramına biraz daha devam edersen ben burada hüngür hüngür ağlayacağım. Sen kızını seversin be. Sen hassas adamsındır. Kızını oralarda yalnız bırakma be arkadaşım. Beni kandırıyorsun un çuvalı. Hadi be. Hadi şuradan kol kola gidelim nişana. Bu elbise buruşuk. Aa! Sen emret, ben hemen ütületirim. O kadar basit değil un çuvalı. Başka ne istediğin Halil? Un çuvalı. Ben o kadar kalabalığın içine giremem. Niye be arkadaşım? Ne bileyim. Biz öyle şeylere alışmadık. Ben ayık kafayla o kalabalıktan sıkılırım. Şşt, bir ufak, bir büyük. Yanında da mezeler. Neşeni bulursun. Bir büyük. Senin evde vardır. Bastırma, sucuk. Allah ne verdiyse al ya. Emrin olur Halil. Koş. Vay be. Ulan neredeyse ağlayacaktım un çuvalı. Ne adamsın ya. Oo, burası muhteşem. Çok güzel olmuş. Bunu hiç ummazdım Sabriye Hanım. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim İnce Hanım. Bizi mahcup ettiniz şimdi. Gelinin evine mi geldik? Hayır anne, nişan salonuna geldik. Semiha. Ha, merhaba efendim. Elbiseleriniz hazır. Yukarıda odada giyeceksiniz. Olur Makbule Hanım. Peki. Paşa ne zaman gelecek acaba? Sabriye Hanım, galiba bir eksik var. Evet ya, Halil Bey nerede? Otele gelecek demiştiniz. Bazı işleri vardı. Onları halledip hemen gelecek. Halil, işte istediklerini getirdim. Sağ olun çuvalı. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Önce rakıyı açalım. Önce. Hadi. Hadi bakalım. Sen ne oturuyorsun? Beraber içmiyor muyuz Halil? Yok. Sen nişana gitmeyecek misin?
Hadi hazırlansana. Ama sen daha hazır değilsin. Ya benim hazırlanmamla senin hazırlanman farklı. Ben 10 dakikada hazırlanırım. Sen 3 günde hazırlanırsın bu gücünde ya. Doğru ya doğru. Hadi kaybol hadi. Hadi. İşte itiledim. Kim bilir ne kadar yakışacak. Aha, oraya bırakıver. Tamam. Hadi hadi yürü. Hadi yürü. Acele edelim abla hadi. Merhaba arkadaşım. Sen beni nişana götüreceksin ha. Sana güveniyorum. Ver kardeşim bana. Sağ ol oğlum, teşekkür ederim. Sağ olun abi. Anne. Nasılsın? Harikasın kızım. Şey, gelmedi değil mi? Bekliyorum kızım. Sen git giyin hadi. Misafirler şimdi gelecek. Tamam kızım. Hadi sen içeri gir. Ah Halil, inatçılığını yapıp gelmeyeceksin biliyorum. Hadi trafiğe yakalanma. Tamam tamam. Bakalım Halil hazır mı? Siz alın onu. Dükkanın önünde taksi bekliyor. Hadi acele edin biraz. Tamam tamam. Oh. Oho arkadaşım hazırlanmışsın ha. Ay ne kadar da yakışmış tutum maşallah. Tezahürat yok. Duş yamamış dur. Un çuvalı bana dokunma. Düzeltilecek bir şey varsa sen de biliyorsun. Halil Güneşli düzeltir. Dışarı. Ya geç kalmayalım. Hadi, hadi. Nişan neredeyse başlayacak. Tamam hadi. Gel bakalım. Sen beni nişana götüreceksin ona göre. Tamam. Sana güveniyorum ha. Oh. Bir günde bir yere giderken geç kalmazsa dişimi kıracağım şerefsiz. Oh. Kör kütük sarhoş olmuş bu. Ya ister misin bu şimdi orada rezalet çıkarsın? Al başına belayı. Şişt, padişahım hadi nişana gidelim. Gidelim. Halil taksi bizi bu tarafta bekliyor. Halil Bey nereye? Cehenneme. Cehenneme 1-2. Var mı gelen? 1-2-3 ve... Oha şu şahı hızlısı. Aa ya gitti ya. Ayol nereye gidiyor bu? Ya Halil parası olduğunda nereye gider? Hadi, hadi. Hadi biz yetişelim bari. 30-40 metre kadar bir halat gerekli baba. Tuvalette küçük bir cam var. Bu cam hastanenin ne tarafında? Girişe göre sol tarafta. İp işi kolay. Tam 11'de tuvalete girerim. Benim de arabayla aşağıda seni beklemem gerekiyor. 2-3 dakikada arabada olmalıyım. Yoksa kapıdakiler tuvalete girer. Çok iyi bir şoför lazım. Sakın bu işe fundayı karıştırma.
Doğru mu yapıyoruz be Adnan? İki yol var baba. Ya hayatımın geri kalan kısmı hapiste geçecek... ya da dışarıdaki ölüm tehlikesi. Ben onu tercih ediyorum baba. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Hala gönüllerde yok. Bizimkiler de gelmedi hala. Hep birlikte yolda olmalılar. E bak bizimkiler geldi ama aralarında babam yok. Heh. Buyur işte ben söylemiştim. Halil geldi. Ne oldu Süleyman abi Halil? Yok Halil kaçtı. Bana ütü yaptırdı. Bana da içki sofrası kurdurdu. İyice sarhoş olmuş. Bunları da kandırdı. Sonra da çekip gitmiş Sabiha. Süleyman Bey buyurun. Geldim. Hoş geldiniz efendim. Ayağınıza sağlık. Hoş geldiniz. Merhaba efendim. Çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Ne oldu anne? Baban gitmiş kız. Ya nereye gitmiş? Nereye gider? Yine kumara gitmiştir. Hadi bakalım. Şeytanınız bol olsun. Hadi bakalım. Zavallı durdurur mu ben geldim? Oh çüş hayvan aziz seyidin. Abi yanlış adresesin galiba. Façam buraya hiç uygun değil. Sosyete yerlere takıl sen. Siz Halil Güneşli'yi tanımıyorsunuz galiba. Tanıyor muyuz ya? Şşşt açılın. Saygı gösterin bana. Ne haber moruk? Ha? Gözlükler de yerine bakıyorum. Tanıdın mı lan beni? Kim ulan bu? Kimse kim? Evet, yolunacak kaz işte. Bak. Ha. Para. Oo, iyiymiş. Abim sağlammış. Bir şey mi gördünüz? Bunu koyuyoruz buraya. O da cepte. Önce bir dakika. Önce birer. Hadi bakalım. Şeytanınız bol olsun. Bunun üstüne de cilani. Oh. Hadi bakalım kemik. Yavrum benim hadi. Ulan bu zarlar yine başladı ters oya. Sağ ol Makbule. Bir şey değil. Bunlar da hep münasebetsiz zamanda ararlar. Kim acaba? Evet buyurun. Benim hanım ağam Sabriye. Söyle Sabriye Hanım bir şey mi vardı? Davetliler geldiler hanım ağam. Nişan başlamak üzere. Biliyorum. Geciktim özür dilerim. Hemen aşağı iniyorum Sabriye Hanım. Söylemek istediğim o değildi. Bir aksilik mi var Sabriye Hanım? Halil... Sakın Halil gelmedi deme. Bana bak kemik. Bu sefer bana hainlik yapma. Hadi abicim. Hadi be. Yine ters var. Yine tutmadı be. Bu zarda bir numara var ha. Ha? Neylesi be? Var. Var bir dakika. Bizde yine var. Olmaz. Bir dakika. Şimdi ben... Bu zarda bir numara var. Numara yapanı burada açlarım ha. Bana bak su koy verme ha. Kim su koyuyor? Sen kimsin lan? Bana su koyuyor diyeceksin. Alırım ayağının altına. Ne diyor bu ya? Adamın asabını bozuyor. Halil Bey de iyice gecikti. Galiba gelmeyecek bu adam. Akşam gelmeyecek mi? Gelmeyen kızın babası anne. Gelmezse bir sakarız yüzükleri olur gider. Rezalete. Oğlumuz istenmeyen adam olacak böylece. Ya gelmezse? O zaman ne yapacağız? Sen aklını koru yarabbim ya. Bunu da mı yapacaktın bana? Kefazilik değil yani.
Bu kumar illetinde hiç şansım tutmuyor ha. Hadi yürüyün. Halil! Kır şu Halil. Kapıyı kır! Hanımına da bana taktı. Devamlı peşim. Halil evde yok hanımım. Kaçmış herhalde. Kahretsin! Ulan sen... Ulan sen eceline susadın Halil! Eceline susadın! Bu kadına bir yakalanırsan var ya... Ulan Halil! Halil! Ulan! Ulan yedi kat yerin dibine girsen bulacağım seni! Ama... Kendini yırtsan... Yakalarsan var ya! Beni bulamaz. Halil! Çık ulan! Vay! Fare! Fare! Fare var! Fare! Ulan nasıl fare sensin? He? Küçücük fareden korkarsın. Ama koskoca kadına, koskoca hanıma ayak kafa tutarsın. Ulan Halil, çekirge bir zıplar, iki zıplarmış. Ama ben ezerim ulan o çekirgeyi, ezerim! Ezme hanıma. Yazıktır, günahtır çekirgeyi.